Merhaba, ben Özge Erol. Bintel Teknoloji tarafından hazırlanan Sienta ERP yazılımı eğitim videoları serisine hoş geldiniz. Bu videoda proje oluşturma işlemleri anlatılacaktır. Proje yönetimi modülünü açtığımızda tüm projeler listesini görürüz. Burada sistemde tanımlı tüm projeler listelenir. Durumları kapanmış veya aktif bekleyen tüm projeler görüntülenir. Yeni ekle düğmesi ile yeni proje kaydı açabilirsiniz. Aktif projeler listesinde de durumu aktif, devam eden projelerin listesi bulunur. Şimdi yeni proje eklemek için araç çubuğundan ekle düğmesine tıklayalım. Örneğin Gencer Mutfak Tasarım ERP Projesi isimli projeyi oluşturalım. İş ortağı varsa buradan seçilebilir. Sipariş veya sözleşme numarası girebilirsiniz. Proje kodu belirlemeniz listede takip etmenizi kolaylaştıracaktır. Örneğin kısaca 2015-GNC olsun. Müşteriyle bu projeyi yürüteceğimizden müşteri kısmında da Gencer Mutfak Tasarımı seçiyoruz. Proje adı için Gencer Mutfak Tasarım ERP Projesi diyelim. Proje kısa adı için de aynı şekilde Gencer Mutfak Tasarım ERP Projesi yazalım. Proje durumu aktif üretim olsun. Aktif üretim, sistemin uygulanmasına çalışıldığı için seçilebilir. Aktif eğitim, eğitimle ilgili projeleri, aktif tasarım, tasarımla ilgili projeleri ve aktif test, sistemin testi ile ilgili projeleri ifade eder. Onayda taslak durumu, projenin başlaması için ilk önce onay alınması gerekiyorsa seçilebilir. Bunlardan başka iptal, kapalı ve kapalı tamamlandı durumları vardır. Proje sınıfını projeye ilk kez başlayacağımız için yeni hizmet olarak seçelim. Hizmet eklentisi var olan bir çalışma üzerine yeni eklemeler yapılacaksa seçilebilir. Kurum içi iyileştirme firma içinde yürütülecek projeye göre tercih edilebilir. Bunların dışındakiler için de diğer seçeneği tercih edilebilir. Proje yöneticisi Bintel Teknoloji olsun. Varsa ihale fırsat no girilebilir. Müşteri tarafında proje yöneticisi de bu kısımdan seçilebilir. Örneğimiz için Aydın Eray olsun. Bu alandaki isimler firmaya kontak tanımlanmışsa görünecektir. Proje yeri olarak müşteri çalışma alanı diyelim. İsterseniz muhatap isim girebilirsiniz. Proje özeti kısmında iş modeli, başarı faktörleri ve proje hükümleri alanları vardır. Projenin detaylandırılması için bu alanları da doldurmanız yararlı olacaktır. Planlanan başlangıç tarihini girelim. Gerçekleşen başlama tarihi proje fiili olarak başladıktan sonra bu kaydı düzenle diyerek girebilirsiniz. Geri kalan alanlar proje için tahmini süre, maliyet ve kar gibi bilgilerdir. Biliniyorsa bu alanlarda doldurulabilir. Proje sonunda analiz yapılabilmesi için yararlı olacaktır. Son olarak kaydet dediğimizde bu kez projede görev alacak çalışanları seçme işlemine geldik. İlk olarak Bintel Teknoloji'yi ekleyelim. Proje görevi ERP proje sorumlusu olsun. Proje takımı içinde ERP proje takımını seçelim.
Yeni çalışan eklemek için kaydet ve yeni ile devam edelim. Bu kez Burak Börü'yü seçelim. Görevi iş süreç sorumlusu olsun. Aynı şekilde ERP proje takımını seçelim ve kaydet diyelim. Görüldüğü gibi projemizi oluşturmuş olduk. Proje insan kaynağı sekmesinde az önce eklediğimiz proje çalışanlarını görebiliriz. Tekrar ekleme yapmak için araç çubuğundaki ekle düğmesini kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.